Bu maymunlar savaşa hazırlanıyor. Hepsi çok öfkeli ve silahlarını hazırladılar. Çünkü insanlar bir süre önce onların bölgesine girdi. Otomatik silahlarla ormana dalıp bir maymun klanını yok ettiler. Bunun üzerine insanların ordusuna karşı koymak için tüm maymunlar bir araya geldi. Ve saldırıyı püskürtüp askerlerin bir kısmını esir aldılar. Esirler arasında bir de goril var. İnsanların kendilerine yardım etmek için geldiğini düşündüğü için tüm maymunlara ihanet etti. Maymunların ordusunun komutanı Sezar ona bir tokat attı ve esirleri yanına alıp ormandaki sığınaklara götürdü. Daha sonra tüm maymun türlerini bir araya topladı. Sezar insanlardan intikam almak için büyük bir savaş planı hazırlamaya karar verdi. Ve diğer klandaki dostlarını da çağırıp büyük bir ordu kurdu. Fakat yapılan toplantıdan ortak bir fikir çıkaramadılar. Çünkü insanların otomatik silahlarına karşı savaşmak mümkün değildi. Gece olduğunda maymunların sığınağına insanlar tarafından bir baskın yapıldı. Ve nöbetçi maymunlar da öldürüldü. Dostlarını teker teker kaybeden Sezar öfkeyle askerlere saldırdı. Ama insanlar operasyonu başarıyla tamamlayıp bölgeden çıktılar. Ölen maymunlar arasında Sezar'ın büyük oğlu da vardı. Onun ailesinden geriye sadece küçük oğlu kalmıştı. Komutan Sezar'ın artık bir karar vermesi gerekiyordu. Ve ertesi sabah insanların düşürdüğü tüfeklerden birini eline alıp atına bindi. Diğer maymunların lideri de bu sefer onun yanında yer alacaklardı. Ve Sezar'ın öncülüğünde insanların bölgesine girdiler. Uğradıkları köyde bir insanla karşılaştılar. Adam onlara silah çekince Sezar tereddüt etmeden onu öldürdü. Ama köylü adamın hasta bir kızı vardı. Maymunlar küçük kızı yanlarına alıp yola devam ettiler. Sezar öfkeli olsa da küçük bir çocuğa asla zarar vermezdi. Onun amacı küçük kızı iyileştirmekti. Gece olduğunda Sezar insanların maymunlar için kurduğu kampa kadar ilerlemişti. Devamı 2. bölümde. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu maymunlar insanlar tarafından kurulan bir kampa kapatıldılar ve insanlar tarafından ağır işkenceler görüyorlar. Maymunların lideri olan Sezar onları örgütleyip bir ayaklanma başlattı. Bunun üzerine korucu maymunlar tarafından yakalanıp albayın önüne götürüldü. Fakat o sıradan bir maymun değil, insanlar tarafından eğitildi ve kimyasal ilaçlar sayesinde üstün bir zekaya sahip. Albay onun en yakın dostunu gözünü kırpmadan öldürdü. Ama o ölümden korkmayacak kadar büyük acılar yaşamıştı. Ve insanların zulmü altındaki maymunlar için her şeyi yapmaya hazırdı. Albay durumun farkında değil ama maymunlar Sezar'ı kurtarmak için gizlice kampı izliyorlar. Sezar albayın yanına götürüldüğünde ikisi arasında bir pazarlık başladı. Onun amacı insanlarla barış içinde yaşamaktı. Fakat insanlar defalarca onların bölgesine saldırdı. Hatta Albay Sezar'a bir de hayat borçlu. Çünkü Sezar onu yaralı halde bulduğunda iyileştirmek için her şeyi yaptı. Albay ise hiçbir zaman onun kadar vicdanlı olmadı. Hatta maymunları birbirine karşı düşman etti. Ama Sezar'ın insanlar arasında da dostları var. Ve bu küçük kız gizlice onu ziyarete geldi. Ona bağlılığını göstermek için biraz su verdi ve ona bir mesaj getirdi. Bu gece büyük bir isyan başlayacak ve tüm maymunlar isyan için hazır. Çünkü artık bu onların türü için bir kurtuluş savaşı olacak. Devamı 3. bölümde. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Burası maymunlar kampı ve insanların esareti altındaki maymunlar bir isyana hazırlanıyorlar. Komutan Sezar işareti verdi ve plan devreye girdi. Maymunların gözcüleri nöbet tutan askerleri an be an izliyorlar. Ve askerlerin dikkatini dağıtıp onu tuzağa çektiler. Asker silahına davrandığında karşısında örgütlü bir maymun grubu vardı. Daha sonra kazdıkları çukurun içine ayaklarını yakalayıp onu etkisiz hale getirdiler. Maymunlar hep birlikte kazdıkları tünele girmeye başladı. Fakat sirenler çalmıştı ve askerler bölgeye geliyordu. İnsanların arasında onlara koruculuk yapan maymunlar da vardı. Komutan Sezar bombaların arasında kaldı. Ama o kanının son damlasına kadar savaşmaya hazırdı. Bu yüzden eline bir bomba aldı. Fakat omzuna gelen kurşun yüzünden yere yığıldı. Bir asker onu öldürmek üzereyken taraf değiştiren bir goril onun hayatını kurtardı. Fakat bu ihanet onun hayatına mal oldu. Bunun üzerine Sezar son kalan bombasını gorili vuran askerin üzerine fırlattı. Ve gözcü taburunu yok edip sığınağa kaçtı. Patlamalardan dolayı dağdan büyük bir çığ koptu. Askerler birliğin içine koşmaya başladılar fakat hiçbiri buradan kurtulmayı başaramayacaktı. Ağaçlara tırmanan maymunlar böylelikle büyük bir zafer kazanmış oldular. Artık onlar için özgür bir yaşam inşa etme zamanıydı. Bu yüzden batıya doğru ilerleyip sıcak bölgelere indiler. Maymunlar cehenneminden kurtulup Sezar'ın liderliğinde yeni bir yaşam başlatmaya hazırlardı. Onları cehennemden kurtaran Sezar ağır bir yara aldığı için onları sadece cennetten izleyebilecekti. Filmi sevdiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer her gün yeni bir film tanıtımı izlemek isterseniz sayfamı takibe alabilirsiniz.